Dolandırıcılar yine şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle kendilerine kurban buluyor. Son numaraları sahte avukatlık. Vatandaşa önce adınıza icra geliyor diye mesaj atıyorlar. Ardından da sözde avukat maskesiyle ne koparabiliyorlarsa koparıp sırra kadem basıyorlar. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Şaşkınlık içindeyim. Numara ulaşılmaz. Dolandırıcıların pervasızlığı pes dedirtiyor. Avukatları dahi ruhları duymadan oyunlarını alet ediyorlar. Eğer telefonunuza borcunuzdan dolayı icra takibi başlatılacaktır konulu bir mesaj gelirse sonradan üzülmemek için mutlaka kontrol edin. Geçtiğimiz günlerde birçok vatandaşın cep telefonuna aynı mesaj geldi. O mesajda avukat Cenk Çalınlı'nın ismi yazıyordu ve sağlık sigortasından dolayı borç olduğu, ödenmediği takdirde ise icra takibinin başlayacağı belirtilmişti. Mesajı okuyan bazı vatandaşlar hemen İstanbul Barosu'nu aradı ve oradan da avukat Cenk Çalınlı'ya ulaştı. 3401 TL sıradan bir rakam değil. İnternette bu şirketin adını yazdığınızda forumlarda tesadüf etmeniz çok mümkün. Dolandırıcılar çoğu vatandaşın en büyük korkusunu kullanıyor. Unutulmuş bir hesaptan dolayı icra geleceği yalanı. Sanki bir avukat bu mesajı gönderiyormuş da şayet ödeme yapılmaz ise icra takibi açılacakmış şeklinde bir yöntem. Avukat Cenk Bey siz misiniz? Böyle bir mesaj gönderdiniz mi? Demesi suretiyle ben olayı öğrendim. Avukat Cenk Çalınlı kendi ismiyle dolandırıcılık yapan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak tek mağdur kendisi değil. Çünkü İstanbul Barosu'na kayıtlı yüzlerce avukat da aynı durumdan şikayetçi. Konu şu anda soruşturma sürecinde. Ancak o dolandırıcılar hala vatandaşlara mesaj atmaya devam ediyor. Sözüm onu alacaklarından feragat ederek veya faiz kısmından feragat ederek pazarlık yapıyorlar. Aslında amaçları ne koparırlarsa vatandaştan kârdır mantığıyla hareket ediyorlar. Vatandaşa mesaj atan sahte avukatlar izlerini silme konusunda da usta. Numaralarına ulaşmak mümkün değil. Cenk Çalımlı'nın ismini kullanarak vatandaşlara mesaj atan kişileri arayacağız. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Şaşkınlık içindeyim. Numara ulaşılmaz. Mesajda yazılan numara bu. Avukat ya da hukuk bürosu adıyla size de benzer mesajlar geliyorsa ve borcunuzun olmadığını düşünüyorsanız ne yapmanız gerekiyor? İşte o maddeler. Gelen her türlü bu manada SMS'i vatandaşın icra dosyasını icra dairesinden teyit etmesi ve avukatıyla irtibat kurması esastır. Bunu yapmadan hiçbir suretle hiçbir vatandaş kesinlikle ödeme yapmamalı. Show Haber WhatsApp ihbar hattına sizlerden bilgi ve